Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Dice of Honor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Gürcistan savaşı açmıştı ve ekonomiyi gene düzeltememiştik. Ama bakalım bu sefer Gürcistan'ı yendikten sonra barış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim diplomatımız Abbasler'le sorunu bayağı çözmüş. Uzun süredir Abbasler'le muhabbette bıraktım. Ondan sonra zaten belki bu adamlarla da muhabbete göndeririz. Harizem'le. Bunları da çözersek savaşacağımız büyük bir ülke kalmıyor. Orada bu bunlar ne yapıyor? Ha, güzel Harzem de Gürcistan'a savaştaymış. Hatta bayağı bir askeri de var. O zaman yani bu Şişirvan Gürcistan desteğini alsa da büyük ihtimal patates olacak. Yani zaten asker sayımız adamların iki katından daha fazla. Şöyle yapalım. Kimi gönderebiliriz? Buna kim lan? Alanya mı? Kardeşim Alanya orada değil. Burada Vladimir'le. Derken Eyyubiler savaşa geldi. Neyse. Kolay bir savaş olacağını düşünüyorduk ya. Anında oyun dedi ki lan. Sen öyle mi zannettin? Bizim burada genelimiz vardı ama Felipe varmış. Felipe'nin iyi askeri yok ki. Dur şimdi bunlara bakalım. Bizim kaliteli bir ordumuz vardı ama. Nerede bunlar? Ha burada. Yok pardon bunlar da kaliteli değilmiş. Sadece bir tane avru suvarimiz varmış. Süper ya. Şu rehinelerden birini istesinler de. Parayla satayım. Ee, o zaman şu adamı götüreceğiz oraya. Bu adamımızdaki askerler çünkü ağır piyade. Mızrakçıları doğrularlar. Atlı okçumuz ve süvarimiz de var. Gelin bakalım. Hatta Filip Bey'i e de gönderelim. Bizim kalemizi kuşattıkları için 960 asker de beleş oradan kazanacağız yetişebilirsek. Daha bu savaşı kazandıktan sonra para asker alabiliriz diyeceğim de paramız yok ki. Ekson'a nasıl düştü bir günde tüccarlar? Kral ölünce bütün her şey değişti. Gene kral öldü. <laughs> ah, bu kral da bayağı kötü kral yalnız. Kayda değer bir özelliği yok. Yenebiliyormuşuz garip. Ama olsun bu orada da gelsin. Kirvandan çok madem bu Eyvüller gaza geldi bu Eyvüller'i yıkmaya çalışalım. Çünkü istikrarları felaket. Eksi 125 adamlar. Bütün şehirlerinde sürekli isyan çıkacak. Bir tane daha tüccar lazım bana. Tek tüccar yetmiyor. Gördüğünüz gibi. Ben sen niye kimse ticaret yapmıyorsun? Latin İmparatorluğu'na göndersek daha iyi olabilir bence. Bu adamlar daha büyük ama parayı pardon kitapları tüccarlarda kullanacağım olabildiğince düşman güçleniyor. Gene kim geldi? Gilan. Yürüyor adamları ya. Bize karşı olunca herkes birleşiyor. Rodos ile ticaret geliştirme yap. Şu savaşa yardım etmeme gerek yok. Zaten kazanıyormuşuz. İntihar etmeye kovalıyormuş adamlar bize. Şu da farmlayalım. Eyvilerin başka bir yerde toprağı var mı? Yoksa yıkılmak üzereler mi? Büyük ihtimal yıkılacak. Çünkü bayağı yendik bizi bu adamları ya. Hani bizi saldıran ülke ki, kim olursa olsun bir iki toprağı almak lazım ki böyle bir daha hemen saldıramasınlar. Yakalayın yakalayın. Kaçırmayın onları. Generalleri yakalamak istiyorum ki bu şekilde e, para karşılığı fidye ile satabileyim. Yoksa direkt şu anda kaleyi kuşatmak daha iyi olabilir normalde. Tamam şunu araştır, araştıralım. Artıralım. Tamam düşman genelini yakaladık. Şimdi Philip benim kuşatma silahı bulmam lazım. Çünkü bu orada da kuşatma silahı yok. Bu kaleyi düşüremeyiz. Tamam Musul'da kışla varmış oradan alırız. Aa kaleyi direkt olarak saldırabiliyormuşuz. Dirençlikleri gene sıfır. Ülkelerin hiçbir morali olmadığı için. Philip de gelsin direkt kaleyi alalım. Rodos ateşe dönüyormuş. Olur. Çok güzel. Fidye içinde 3000 altın. O sonunda hani para açımızı biraz karşılamaya başladılar. Güzel gelirimiz hani 200'e geldi bile. Tüccarlar birazcık ilişki düzeltince. Ve Tikrit de düştü. Hemen düzeni sağla diyeceğim ama hangi general var içeride? Philip yes, daha iyi olabilir bu iş için. Aynen. Eyübileri neden yıktın diyor. Acaba neden yıktık Eyübileri? Hep beraber bir düşünelim. Bize durduk yere 3 kere saldıran. Gürcistan'da bile, bile sen, ki Gürcistan oyunda biliyorsunuz hani şey e, Hristiyan e, Hristiyan da bile, bile birleşen bir ülkeyi acaba biz neden yıktık? E, kesinlikle bizim suçumuz ya. Biz evbileri bıraksaydık %100 barışçıl bir şekilde bize dokunmazlardı eminiz. Arkadaşlar 600 kitabım olunca Feraliyet ailesine bu müzakere yeteneğini seçeceğim. Ticaret ticaret geleni arttırıyor. Yani bu oyun bizi ekstradan kurtarmayacaksa bunu alıp biraz düzeltmemiz lazım. Bütün tüccarlarımız biraz daha fazla para kazanırlar bari. Gürcistan'la direkt savaşmayabilirim aslında ya. Lan Şirvan. Gel buraya Şirvan. Biraz para biriktirelim. Binaları geliştirelim. Oyun inşallah bırakacak. Bu sefer geliştirebileceğim ekonomiyi. Orada arkadaşlar Gürcülerin bayağı askeri varmış ya. Savaşmadığımız iyi olmuş. Bir yandan Harizm'le savaşıyorlar ama İki orada, iki burada orduları var hala. İznik ticaret öneriyormuş. Bunu kabul edeceğim. Para paradır. Bir de tüccarlar bizi seviyor bunu yapınca. Diplomata arkadaşlar. Abbasilerden çektim. Riskimiz full. Şu görüşleri geliştir yaptım. Bizim soylularla tüccarlarla falan ilişkilerimizi geliştirmeye çalışacaklar. Ama para yiyecek her gün. Filistinli Ruması ateşkes parkı imzalayabiliriz. Filistin para istiyor. Eh. Oyunun başından beri onlarca ülkeyi yendik. Adamlar hala ateşkes için bizim para ödememiz gerektiğini düşünüyorlar. Yani senin korkudan beni görünce zaten direkt teslim olman lazım. Evlere hamamlar yapacaktım. Gelir ve mutluluğumuz daha fazla artacak diyecektim. Tam bunu söylemeye hazırlanırken harizm Savaşı ilan Bir bitmediniz AQ derler ya o sahne işte. Bu adamlar 30 saniye önce Gürcistan'la savaşıyordu. Sen ne ara bizi yenebileceğine karar verdin. Vallahi hiç saldırmakla falan uğraşmayacağım arkadaşlar. Bir orduyu şuraya göndereyim. Savunma savaşına yener yener barış yaparım. Tikrit'te hala işten çıkma olasılığı var. O yüzden Tikrit'te şu pazar meydanını yapacağım. Gene para verecek. Hem de mahkeme yaptığımız için burada gizlikler arttırıyor. Harizem gelmeye başlamış. Hangi askerleri var? Adama kayboldu. Ne oldu lan onlara? Bu tarafa geçti herhalde. Edesta bize sadık. Mı? Bu arada işgal ettiğimiz bütün bölgeler Tikrit hariç artık bize sadık. Sadece bu Tikrit'inki kaldı. Evet Harizem gelmeye başladı. Şu Tikrit'teki askerler hazır mı? Daha değiller. Ama hallederiz ya. Sen de gel. Yenebiliyoruz rahat rahat. Yendikten sonra direkt barış önereceğim. Çünkü gördüğünüz gibi para sorunumuzu bayağı çözdük. Artı 400'e geldik. Artı 600'e de geleceğiz yakında. Erken sen çıktı. İnşallah isten için hemen trip atmazlar. Sen şunları yakala. Gelip sen de isyanı bastır. Erken bir tane daha düşman orası geliyor. Önce şurada bir askerlerimizi toplamamız lazım. O zaman ne oldu? Allah Allah. Adam kendi kendine kayboldu. Buradan bir tane şöyle bir okçu alayım. Sonra şunlara gideyim. Bu ikinci oluş yalnız. Kendi kendine korkudan mı ölüyorlar acaba? Bizi görünce korkudan ölmesi normal artık. <laughs> Heh, yakalayın. <Baş. gülüyor> Mareşal 5.8 ediyorsun. Olur. Art. Abbasiler neden ya? Neden ya? Heh? Neden? Bizim seninle hayvan gibi ilişkimiz vardı. Sen neden savaş açtın şimdi? Mecburen bütün orduları arkadaşlar toplayacağım. Oraya doğru götürelim. Edessa'ya göndereceğim Abbas sınırına. Sen Antakya'dasın. Savaş, savaşa bizim girmemiz lazım. Neyse arkadaşlar bu savaştan sonra bu bölümü bitireyim. Ama Cidden nefes alacağımız vakit yok ya. %100 bizim dostluğumuz olan adam bile anında satma kararı aldı. Sen gel. Atlı okçu bunlar. Bunlar da ağır atlı okçu. Biri hafif diğeri ağır. Tek farkları don't bu. Kıyadeler kalsın yerinde. Cavalry, of From there we can watch the battle. Atlı alayım. Biraz haraslamaya başlayalım. Şu <Sessizlik> piyadeleri sıkışlaştırabiliyor muyuz? Üçgen formasyonu var. Kare var. Tapları sıkıştır varmış. Tamam. <Sessizlik> Gel. <Biz> biraz <Sessizlik> daha öne çıkın. İşte Genel. Sen de gel. Ama ok yeme. Şurada uzakta dur. Normal develer galiba bunlar. Aynen. Develer çölde bize daha hızlı. O yüzden şöyle kaçalım. Orada bayağı develeri varmış adamların. Sen de gel. Bizim oksijenin menziline çekmek istedim biraz. O yüzden buralara geldik ama. Ha tamam. Şey arada. Çok güzel. Şimdi şu adamları oklayalım biraz. Geldiler. Dalın. Koş 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 yakalanmayın sakın. Dövüşte yakalanırsak deve, develi askerler çok güzel bizim piyade... Pardon, süvarileri biçer. Çünkü biliyorsunuz develer atlar kadar korkak değil. Dövüşlerde daha fazla moralleri oluyor düşmanın. Tamam. Şimdi düşman generali yakalayabiliriz. Oklayın onları. Bizim generali şöyle tutalım. Şu arkadan moral bozmak için bir tane dokundurup kaçıracağım. Tamam şimdi çekil. Düşmanın morali bozuluyor dedi. Bir daha. Şimdi generalle. Gel. Birinin oku bitmiş atlarımızın. Hı. Tamam. Bir daha genel çok savaşma. Bizim okçulara mı saldırıyorlar aynı? Bunlara yardım edin. Düşman genel nereye kaçtı? Ha, tamam tam kesiyoruz. Tamam. Güzel. <laughs> <laughs> Biraz daha zayıf da verebilirdik de. O çöl hani deve süvarileri çöldeyken biraz sorun. Daha hızlılar, daha güçlüler. Ama olsun bir iki savaş daha böyle kazanırsak barış yapabiliriz. Hatta bir deneyim şimdi. Belki yaparlar direkt. Güzel yaptılar. Abbasilerden de kurtulmuş olduk. Çünkü Abbasiler bu savaşa girmişti. Hani kendileri ayrıca savaş açmamışlardı. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Gene biraz aksiyon dolu olmak zorunda kaldık ama paramızı düzelttik. Artı 420'deyiz neler yaptık derseniz şöyle göstereyim. Ankara'yı büyüttüm. Ondan sonra evlere hamamları ekledim. Hamamlar artık çok güzel para veriyor. Bir de şöhret veriyorlar. Bunun dışında biraz daha pazar meydanı ekledim etrafa. Bir de generalleri biraz daha iyi şehirlere dağıttım. Mesela bakın İzmir'de güzel para vardı. General yok diye alamıyorduk. Buraya bir general koydum. Tüccarlar bize deli gibi para veriyor. Şu müzakereyi de ekleyince bayağı gelirimiz arttı. Artı 600 artı 700'e getirmeye çalışacağım bunu. Onun için arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Sizin görmek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.